Herkese yeniden merhaba. Bu videoda limit ayıta denemelerine devam ediyoruz. Ve son olarak 9. denemeyi çözmüştük. Bu videoda ise 10. denemenin çözümünü yapacağız. Başlayalım. İlk soruyla başlıyoruz. Sinapsta impuls iletimi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Elektrokimyasal olarak gerçekleşir. Bu yanlıştır. Çünkü elektrokimyasal nöron iletimi için söylenebilecek bir kelime. Sinaps için kimyasal olarak gerçekleşir demem gerekirdi. 2. Nörotransmitter maddeler görev alır. Evet doğru doğru. Akson uçlarında kesecik içerisinde nörotransmitter maddeler bulunur. Ve bunlar sinaps boşluğuna bırakılır. Dolayısıyla 2 olacak. Aksondan dendrite doğrudur. Evet çünkü sinaps birinci nöronun aksonu ile ikinci nöronun dendrite arasında görülüyor. O yüzden akson ucundan dendrite doğru bir geçiş gerçekleşiyor. Bu yüzden de cevabımız D olmuş oldu. İkinci sorudayım. Karanlık bir ortamda da yönelme olabileceğini kanıtlamak isteyen bir öğrenci yapacağı çalışma için numaralandırılmış düzeneklerden hangilerini, daha doğrusu hangisini seçmelidir? Şimdi ne yapmış? Mika, Agar ve Koloptil kullanarak aşağıdaki 5 farklı deney düzeneğini kurmuş. Bir süre sonra yönelme olup olmadığını incelemiş. Şimdi bir kere karanlıkta da yönelme olur diyorsa bu öğrenci ışık verdiklerini direkt atmamız gerekiyor. Çünkü ışık varsa bu bizim sorumuza ters oluyor. Karanlık olan 3 tane seçeneğimiz var. Bunlardan hangisinde yönelme varsa cevabımız odur. Birinci de koloptilin ucu yamuk yerleştirilmiş. Yamuk yerleştiği için şuradan oksin geçişi olacak ve oksin geçişin olduğu yer daha fazla uzama yapacaktır. Dolayısıyla burası şu şekilde bir uzama yapar. Şöyle bir şey olacak. Çizemedim. şöyle olmalı. Yani oksinin çok olduğu yer daha fazla uzayacak, az olduğu yer daha az uzayacak. Bu yüzden bir yönelme yapacak. Cevabımız 1 olmalı. Diğerlerine de bakalım. Karanlıkta hiçbir işlem uygulanmadığı için dümdüz yukarı doğru uzar. Dolayısıyla burada bir yönelme yok. Burada da agar konmuş, oksin emdirilmiş agarmış bu. Agar böyle normal bir şekilde bütün koloptilin o enine kestiğindeki her yere temas edecek şekilde konulduğu için burada bir yönelme olmaz. Yönelmenin olabilmesi için agarın birinci olduğu gibi böyle bir yamuk konması gerekiyordu. O yüzden dörtte gider cevabımız A olmuş oldu. Transkripsiyon sırasında gerçekleşen olaylarının hangileri? Replikasyon sırasında da gerçekleşir. Hidrojen bağlarının kopmasıyla DNA zincirlerinin ayrılmaya başlaması replikasyonda da görülür bu. Fark şu. Transkripsiyonda hidrojen bağları sadece belirli bir yerden ayrılma yaparken replikasyonda DNA'daki tüm hidrojen bağları kopartılır. Ama her ikisinde de bir hidrojen bağı kopması olduğu için bir doğrudur. İkideyim. RNA polimeraz enziminin aktivite göstermesiyle ribonükleotitlerin sentezlenmesi. Şimdi DNA polimeraz replikasyonda görev almaz. Çünkü replikasyonda DNA polimeraz görev alıyor. Bu yüzden bu ortak olamaz. Nükleotitler arasında fosfodiester bağlarının kurulması her iki olayda da bir yeni bir zincir üretimi vardır. Transkripsiyonda bir RNA üretimi vardır. Nükleotitler arasında fosfodiester bağları kurularak RNA üretilir. Replikasyonda ise aynı şekilde DNA üretilir. Yani her ikisinde de bir fosfodiester bağ kurulumu görülür. O yüzden 3'te ortak cevabımız D olmuş oldu. Dördüncü sorudayım. Aşağıdakilerden hangisi destek ve hareket sisteminin görevlerinden biri değildir? A. Kalsiyum depolamasını sağlar. Bu kemiğin görevidir. Kemiklerde kalsiyum deposu görülecektir. B. Vitaminlerin depolanmasını sağlar. Vitaminlerden sadece adek depolanabilir. Bunu da yağ doku ya da karaciğer depolar. Yağ doku ya da karaciğer destek ve hareket bir yapısı değildir. Vitaminlerin depolanmasını sağlamak destek sistemine ait değildir. Ama şöyle bir şey vardır. D vitamini mesela. Destek ve hareket sistemi için önemlidir ama depolama anlamında bir durumu yoktur. Bu yüzden cevabımız B. Devam edelim. Kan hücrelerinin üretimini sağlar. Bu kemiğin görevidir kemiklerdeki yani kemik içine bulunan kemik iliğinde kan hücresi üretimi gerçekleştirilir. Besinlerin sindirim kanalında ilerlemesini sağlamak bu da kasın görevidir. Çünkü sindirim kanalı boyunca yapıda bulunan düz kaslar bu şekilde yani kasılıp gevşeme yaparak besinlerin peristaltik olarak ilerletilmesini sağlayacaktır. Kanın damar içinde hareketini sağlamak bunu da kas yapıyor. Hem bunu kalp kası yapabilir hem de damar yapısında bulunan düz kaslar buna destek olabilirler. Yani kanın pompalanmasıyla damar içinde bir e, hareket etmesi sağlanmış oluyor. Cevabımız da zaten B olarak çıkmıştı. Beşteyim. Buna göre faktörlerinin hangilerinin artış göstermesi terlemenin azalmasına yol açabilir. Bitkinin toprak üstü organlarının suyu buhar halde dışarı atmasına terleme denir. Terlemenin miktarı çevresel ve kalıkta, kalısal faktörler ile belirlenir. Havadaki nem burada etkilidir. Çünkü havadaki nemde nemin artış göstermesi buharlaşmayı azaltan bir faktördür. Dolayısıyla havadaki nem eğer artarsa buharlaşma azalacağından terlemede de bir azalma görülecektir. alanın kalın olması terlemeyi azaltan bir faktör olur. Çünkü ala zaten su kaybını engelleyen bir tabaka. Bu nedenle de terleme azalacaktır. İki de olacak. Sıcaklığa geldiğimizde ise sıcaklık aslında buharlaşmayı arttıran bir faktör olduğu için terlemeyi arttırır. Ama bir yerden sonra eğer sıcaklık çok fazla artarsa stomalar kapanır ve stoma kapandığı andan itibaren artık terleme azalacaktır. O yüzden olabilir şeklinde sorulduğu için evet sıcaklık da azaltabilecektir. O yüzden 3'te olacak ve cevabımız E olmuş oldu. 6. sorudayım. Aşağıdaki fosforilasyon olaylarından hangisi sadece prokaryotlarda görülür? Organik maddelerden koparılan elektronların oksijen molekülüne aktarımıyla ATP sentezi. Ne diyor burada? oksijenli solunum diyor. Oksijenli solunum sadece prokaryotlarda görülür diye bir şey söyleyemem ben. O yüzden gitti. Glikoliz sırasında substrattan koparılan fosfat ile ATP sentezi. Glikoliz reaksiyonu bütün solunum yapabilen canlılarda görülür. Yani tüm canlılarda görülür. Dolayısıyla bu da sadece prokaryotlarda görülür. Yine diyemiyorum. Bu da gitti. Krebs döngüsü sırasında substrattan koparılan fosfat ile ATP sentezi. Krebs de yine sadece prokaryotlarda görülebilen bir olay değildir. Dolayısıyla bu da sadece prokaryot diyemiyorum. Işık etkisiyle koparılan elektron aktarımı ile ATP sentezi. Burada da fotosentez demeye çalışıyor. Fotosentez sadece prokaryotlarda görülmez. O yüzden bu da olmuyor. İnorganik maddelerin oksidasyonu ile açığa çıkan enerji ile ATP sentezi. Kemosentezin Kemosentezin başlangıcından bahsediyor burada. Çünkü kemosentezin başlangıcında bir inorganik madde oksidasyonu vardır ve bu olayda bir enerji üretimi görülür. Ardından üretilmiş olan bu enerji de organik maddenin sentezinde kullanılır. Ve kemosentez sadece prokaryotlarda görülebilen bir olay. Bu nedenle de bu olay sadece prokaryotlarda görülür diyeceğiz. 7 değil. Ökaryot bir hücrenin stoplazmasında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşebilir? Fotofosforilasyon ökaryot bir hücrenin stoplazmasında değil, kloroplastında görülür. O yüzden bu gitti. Krebs döngüsü ökaryot bir hücrede mitokondri matriksinde görülür. Gitti. Selüloz sentezi ökaryot bir hücrenin hücre zarında görülür. Çünkü selüloz yüce zarı sentezler. Glikoliz canlı kim olursa olsun, ökaryotta olsa, prokaryotta olsa her şekilde sitoplazmada görülen bir olaydır. Bu yüzden cevabımız denizli. E'ye de gelelim. Transkripsiyon ökaryot bir canlının çekirdeğinde görülür. Çünkü RNA çekirdekte üretilir. E'de gider ve cevabımız D olmuş oldu. 8'deyim. Aşağıdaki hayvansal hormon ve salgılandığı organ eşleştirmelerinden hangisi yanlış? FSH hipofiz bezi salgılar doğrudur. İnsülini pankreas salgılar doğrudur. Tiroksin hormonunu tiroid bezi salgılar doğrudur. Aldosteron hormonunu böbrek üstü bez salgılar doğrudur. Kalsitonin hormonunu ise tiroid bezi salgılar. Paratiroid bezi parat hormon salgılar. Kalsitonin değil. Bu yüzden cevabımız E olmuş oldu. Dokuzdayım. Üst deride yapılarından hangilerinin bulunması beklenir? Üst deride yağ doku olmaz. Yağ doku alt deride bulunan bir yapıdır. Hatta alt derinin de altında. Melanin pigmenti üst derinin malpigi tabakasında bulunur. Yani üst deride vardır. Kan damarları alt deride bulunan yapılardır. Üst deride kan damarı bulunmaz. Üst deri alt deriden beslenir. Kendi sahip bir damarı yoktur. Bu yüzden de cevabımız A'dır. 10. sorudayım. Kalp yapısında odacıklar arasında ve odacıklar ile damarlar arasında kanın aksi yönde akışını engellemek amacıyla kapakçıklar yer alır. Buna göre aşağıdaki hangi iki kalp yapısı arasında kapakçık bulunmamaktadır? Sol karıncık ile aort arasında yarım ay kapakçıkları vardır. Akciğer atar damarı ile sağ karıncık arasında yine yarım ay kapakçıkları vardır. Ana toplar damar ve sağ kulakçık arasında herhangi bir kapakçık bulunmaz. Çünkü o zaten akışın tersine gidebileceği bir damar değil. Zaten içindeki akış yönü oldukça yavaş. Bu yüzden toplar damarlar ile kulakçıklar arasında bir kapakçık bulunmaz. Sol kulakçık ile sol karıncık arasında atrioventriküler kapakçıklar bulunur. Gittim. Sağ kulakçık ile sağ karıncık arasında ise yine aynı şekilde bunların arası atrioventriküler kapakçıklar bulunur. Yani biküspit ve triküspit kapakçıklar. Burada olmayanı sorduğu için cevabımız C olmuş oldu. 11. soruya geldim. Bir komünitedeki farklı türlerin sayısına tür zenginliği, bulunma oranlarına ise nispi bolluk adı verilir. Aşağıda A, B, C ve D türlerinden oluşan iki farklı orman komünitesi şematize edilmiştir. Buna göre sadece bu bilgiler ile yorumlarından hangilerinin doğru olduğu söylenebilir. X ormanındaki tür zenginliği Y ormanından fazladır. X ormanında bakıyoruz. 4 farklı ağaç görüyorum. Y'ye bakıyorum. Onda da 4 farklı ağaç görüyorum. O zaman tür zenginlikleri eşittir. Fazladır diyemem. 1 gitti. 2 Y ormanında türler arasındaki nismi bolluk eşit değildir. Y'ye bakıyorum. Mesela şöyle bir baktığımız zaman sarı ağaç yani B türü sayısının daha fazla olduğunu görüyorum. Yani B'den bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane var B'den. Kırmızıya bakalım. Yani D'ye bakalım. 1, 2, 3, 3 tane var. Nisbi bolluk mesela bunların eşit sayıda bulunmasıydı. O zaman tutup da Y ormanında nisbi bolluk eşittir diyemem. Eşit değildir demem gerekiyor. Evet burada zaten eşit değildir dediği için 2 doğru. 3. Her iki ormanın da tür zenginliği aynıdır. Evet her ikisinde de tür zenginliği aynıdır. İkisinde de 4 çeşit tür var. 3 doğru ve cevabımız da E olmuş oldu. 12'deyim. Kapalı tohumlu hermafrodit bir bitkinin üremesi sırasında görülen aşağıdaki olaylardan hangisi en son gerçekleşir? Şimdi bunlara baktığımız zaman öncelikle en sonu dediği için zaten üreme olayında bunlar içinde en son gerçekleşen ne olacaktır? Sperm ve yumurtanın döllenmesi. Dolayısıyla zigot oluşumu olacaktır. Bunları bir hani kendi içinde sıralamaya çalışırsak ki bazıları eş zamanlı olabilir. Ne olacak? İlk olarak polen oluşacak. Ardından bu polen tepeciğe gelecek ve tepecikte işte o tozlaşma olduktan sonra polen tüpü görülecek. Polen tüpünün içinde de sperm oluşacak. Spermin oluştuğu sırada bir yumurta oluşumunu da görebilirim. Ama hani yumurta oluşumunu tam olarak şurada bir sıralamaya sokamam. Hani çünkü o ayrı bir yerde gerçekleştiği için tam olarak hangisinden önce olduğunu bilemem. Tam bir sıralama yapamam. Ama ne olursa olsun oluşan sperm ve yumurtanın birleşmesiyle zigot olacağı için zigot oluşumu bunlardan en son gerçekleşecektir. Bu yüzden de cevabımız D'dir. 13 değil. Saksı bitkisi ve kobay kullanılarak ışık alabilen ve optimum şartlar altında bulunan aşağıdaki düzenek oluşturulmuştur. Buna göre, saksı bitkisinin fotosentez hızının hücresel solunum hızından düşük olduğu bilindiğine göre, aşağıdaki olaylardan hangisinin görülmesi beklenir? Şimdi saksı bitkisinin Fotosentez hızı hücresel solunum hızından düşükse burada şunu da söyleyebiliriz. Saksı bitkisi ortama oksijen yayıp da oksijen miktarını arttıramıyor demek ki. Yani kendi ürettiği oksijen kendine bile yetmiyor. Bu yüzden burada saksı da oksijen alıyor, fare de oksijen alıyor. İkisi de oksijenli solunum yaparak ortamdaki oksijen miktarını hızlı bir şekilde bitiriyorlar. Ve bunlardan hangisi görülecek? Buradaki oksijeni ikisi de sürekli aldığı için cıva şu şekilde gidecek ve dolayısıyla şuradaki kol iki yönünde hareket edecektir. Bir yönünde değil. Cıvanın hareket etmemesi de söz konusu değil. Çünkü her ikisi de oksijeni kendine doğru çektiği için cıvanın şuradaki seviyesini düşürecektir. Fare saksı bitkisinden önce ölecek. Evet fare saksı bitkisinden önce ölecektir. Çünkü saksı bitkisini az da olsa fotosentezle üretmiş olduğu oksijen idare edebilir. Çünkü bir yerden sonra solunum da düşer. Bir yerden sonra hani bir süre idare edebilir. Ama Fareyi kurtaracak bir oksijen üretimi yok. O yüzden fare burada ilk ölen canlı olacak. Devam edelim. Zamanla kap içindeki oksijen miktarı artmaz çünkü saksı ortam oksijen çok fazla salamıyor çünkü kendisi de onu kullanıyor. Zamanla kap içindeki karbondioksit azalır. Hayır, artar. Çünkü her ikisi de hücresel solunum yapıyor ve fotosentezli düşük olduğu için fotosentez ortamdaki karbondioksiti azaltamıyor. Bu yüzden de E'de gitti. Cevabımız B olmuş oldu. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım buradaki denemeyi beğenmiş ve soruları doğru yapmışsınızdır. Denemenin zorluk seviyesiyle ilgili yorumlarınızı da mutlaka yazmayı unutmayın. Bir sonraki yani 11. denemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.